Hayırdır, polis niye peşindesin? Var bizim de bir iki günahımız işte. Ben o zaman yarın işleri hallederim, yola çıkarız, olur mu? Ya şimdi tamam. Ya İdil meselesini anladık. Kazaydı, mazaydı falan filan gitti. Bak bu iş ona benzemez ha. Bu iş zor iş. Sen böyle plan mülan yapıp tuzak kurup adam öldürmekten bahsediyorsun. Kolay değil bu. Sen yan mı çiziyorsun? Yok. Çizdin. Gayet de çizdin. Yok, ne yan çizmesi? Ben... E derdin ne o zaman Cüneyt? Ya ben senin için diyorum. Yani öyle dışarıdan baktın mı, konuştun mu falan filan kolaydır bu işler. Hı. Ama ondan sonra planı kuracaksın, içeri gireceksin, iz bırakmayacaksın. Onu yapacaksın, bunu yapacaksın. Sen işi bitir, çık minibüse el kaldır, kelepçeyi takarlar orada. Böyle kolay mı işler? Sen var ya, beni hiç tanımıyorsun. O zaman duymaya hazır mısın? Ben senin Cem'i vurduğunu biliyorum. Nereden biliyorum acaba, değil mi? Sen Cem'i vurdun. Günahlarından biri azaldı Radet. Ben öldürdüm, ben. Ya. Ne diyorsun sen, nasıl oldu? İki dakikada. Şipşak. Öbür tarafa yolladım. Tahtalıköy'e gönderdim. Pişini çektim. Sen ne dersen de istediğin tabiri kullan. İki dakikada hallettim işini. Haberlerde gördüm vurulduğunu. Teyzem onun ameliyatına girmiş, etrafında pervane oluyor. Ben ne yaptım? Hemen gittim hastaneye. Hani senin kapısının önünde hemşireye yalvardığın o yoğun bakım odası var ya. Ya ben girdim o odaya. Ne yaptım biliyor musun Cüneyt? Gittim kendime güzel kıvırcık bir peruk aldım. Rengarenk. Kıyafetim on numara, makyaj o biçim. Taktım kırmızı burnumu, girdim içeri elimde balonlarım. Senin gizlemeyi nasıl becereceğini düşündüğün o kameraları elimdeki balonlarla kapattım. İki dakika sürdü. Kana zehrin karışması iki dakika sürdü. Ben balonlarımla dışarı çıktığım zaman sen Cem'in nefesini nasıl keseceğini düşünüyordun muhtemelen. Ama o nefes çoktan kesilmişti. Kim tarafından? Biliyor musun? Bir dakika pişman olmadım. Hiç. Çünkü hak etti. Anneme yaptıklarından sonra hak etti. Aslı'ya da aynını yapacağım. Aynen. Biliyor musun Cüneyt? Annemin o çaresiz, o yalvaran halini her hatırladığımda Aslı'nın yüzünü görmekten yoruldum. Böylelikle mezarında yatan annem ve ben huzur bulacağız. Yani canım, ben bu işlerde iyiyim. Onun için bana akıl vereceğini, şunu şöyle yap, bunu böyle yap, yok parmak izi falan filan. Ya adam gibi bana yardım et. Ya da etme. Anladın mı? Tamam ya, edeceğiz. Tamam. Yarın o zaman. Tabii. Ah. Namık önden gidecek. Hüseyinli merkezdeki çay bahçesinde öğlen 3'te buluşalım. Jülide! Jülide! Aç kapıyı, ne yapıyorsun mutfakta? Ne var ya? Ne var? Senin Namık ve Cüneyt'le ne işin var? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sana ne? Kiminle istersem onunla görüşürüm. Sana ne? Sen ne saçmalıyorsun? Ya yeter artık, bana akıl vermeyi keseceksin, anlıyor musun? Ne yapıyorsun aa? Ne yapıyorsun sen? Jülide! Jülide ne yapıyorsun? Bıktım senden, anlıyor musun? Akıl verme bana artık! Jülide aç
şu kapıyı, saçmalama. Nefesini boşa harcama. İçeride ihtiyacın olacak. Ne diyorsun sen? Yakında anlarsın. Ne istiyorsun Julie de? Derdin ne? Güzel bir hayat istiyorum. Adam yerine konuldum. Aşağılanmadığım bir hayat. Sevildiğim, sahiplenildiğim bir hayat. Seninki gibi bir hayat istiyorum. Tamam Julie de, sen bunun sonuna kadar hak ediyorsun. Hak ediyorum. Dinle beni. Güzel kızım dinle. Bu Cüneyt'le Namık'la olmaz ama. Cüneyt'ten Namık'tan bana ne? Bana teyze numaraları yapmayı bırak, beni umursuyormuşsun gibi. İyilik meleğimizsin gibi davranmayı bırak artık. İstemiyorum, anladın mı? Senin yüzünü ben görüyorum. Annem, ben bir tek annemi sevdim ya. Seni sevdim mi sanıyorsun? Sana söylediğim her şey yalandı. Baştan sona kadar hep oynadım ben sana. Hep oynadım. Sen çok safsın. Sen beni hiç tanımıyorsun. Ama öğreneceksin. Tek istediğim şey annemin size yalvardığı gibi eze, eze seni yalvartmak. Yalvaracaksın. Julie de, bak ben istemedim böyle olsun. Ben kimseye yalvartmadım. Sen o mektupları bana getirene kadar benim o mektuplardan haberim dahi yoktu. Kes sesini. Bana ne? Bana ne? Benim tek bildiğim annemin sefalet içinde öldü. Sizin yüzünüzden öldü. Julie de, ben kimseye bir şey yapmadım. Ne olur bak, aç kapıyı, başım dönüyor. Lütfen desene. Belki açarım kapıyı. Julie de lütfen aç kapıyı. Daha çok. Daha çok dedim. Julie de lütfen. Yalvar. Yalvarıyorum, aç kapıyı ne olur. Annemin size yalvardığı gibi yalvar. Daha yüksek sesle. Yalvarırım ne olursun de. Yalvarsana. Duyacağım sesini kadın, duyacağım. Hadi yalvar. Ne oldu? Yalvarmak zorunda mı gitti? Çok aşağılayıcı değil mi? Çok küçültücü. Julie de ne olur aç kapıyı, başım dönüyor, aç. Annem de son zamanlarında aynı böyleydi. Sürekli midesi bulanıyordu. Kadın ölmek istiyordu. Aslı aynı senin şu an olduğun gibi. Çok çaresizdi. Ferhat. Başkasını mı bekliyordun? Yok ne? Kim bekleyeceğim? Yolun sonu Cüneyt. Nasıl? İyi gözüküyor mu buradan? Sen nasıl bir adamsın ya? Vallahi efsane. Sen beni nasıl buluyorsun böyle? Nasıl buldun? Kim söyledi Ferhat? Yanlış insanlara güveniyorsun. Bu da benim işime geliyor. Kim ya o yanlış? Şurada mı bir şey söyledi? Bilmem. Boşuna heveslenme ama Ferhat. Ağzından tek kelime laf olmaz. Er geç insanlar cezasını çeker. Seninki biraz erken oldu, ne yapalım? Kader. Sen hep kazanacağım zannediyorsun değil mi Ferhat Aslan? Tabii. Kazanınca caka satmak kolay oluyor. Höt diyorsun oturuyorlar, höt diyorsun kalkıyorlar. Ama dünya koskocaman bir kumarhane Ferhat. Kimse kazanmıyor. Sen de kaybedeceksin. Büyük kaybedeceksin. Ben yaptıklarımın cezasını çekeyim. Eyvallah. Ama cezanın en büyüğünü sen çekeceksin. Jüride gelip size yalvarmadı mı, acındırmadı mı kendini? Aslı'yla baş başa kalmak için ha? Niye? Şimdi oturup teyzesiyle baş başa ne konuşuyorlar biliyor musun? Onları nasıl terk ettiklerini, nasıl intikam alacağını düşünüyor. Kız çok deli ha Ferhat. Manyak ama çok güzel. Bu benim ipimi çeken Jüride var ya, şu an evde senin karını öldürmekle meşgul. Uyandırayım.
Bak ne olur ben... ben bir aile olalım istedim Jülide. Ablam... abim... biz... ne olur yapma. Hep beraber olalım istedim. Benim de tek istediğim güzel bir aileydi. Ama olmadı. Jülide... ne olur aç kapıyı bak. Bak çok başım dönüyor, midem çok kötü. Ne olur bebeğe bir şey olacak, yapma aç. Annemi tanısan çok severdim. Çok güzeldi. Senin kadar güzeldi. Çok sıcak kanlıydı. Jülide sen ne yaptın? Ben bazen onu kıskanırdım. Teyze. Annemin intikamını aldım sonunda. Sonunda. Bitti. Teyze. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.